Türkiye'de insan hakları ele alındığı zaman batılı ülkelerinle mukayese ettiğimde ciddi farklar görüyorum. Çok böyle politik cümleler, tamamen iktidarı hedefleyen, çok sivri keskin açıklamalar, konular daha sıcağı sıcağına yani ele alınmamış iken, daha tartışılmamışken böyle hemen hedefler belirlenmesi ve bu hedefler üzerinde politik rant elde edilmeye çalışılmasını her yerde görüyoruz. Bu da aslında insan hakları adına yapıldığı iddia ediliyor olmasına rağmen tam tersi, yani insan haklarının iyileştirilmesi konusundan daha ziyade bunun araç olarak değerlendirilip buradan rant edilmeye amaçlı bir yöntem olduğu kanaatindeyim. Belki bu bilinçli bir biçimde yapılmıyor. Ama neticede bu insan haklarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktan daha ziyade bu meselelerin politik kaygılar sebebiyle taraflar tarafından daha çok savunmacı bir edayla ele alınmasını beraberinde getirebiliyor. Bunun aşılması gerektiği kanaatindeyim. O sebepten dolayı komisyon üyelerinin kullandıkları dilin, uslubun, gerçekten içinde bulundukları ve makamın, yani insan hakları inceleme komisyonunun makamının iddiasına, nezaketine yakışır bir dilde ele alınmasının gerçekten kamu erkleri tarafından da üstlenilmesi gereken sorumluluk olması durumunda bunların daha sağlıklı bir biçimde ele alınabileceğini düşünüyorum. Ama bir konuyla ilgili siz örneğin bir ilçede herhangi bir ihlal söz konusu bir memur tarafından. Evet. Bunu alıp siz tamamen buradan nasıl ben Sayın Cumhurbaşkanını suçlarım, evet, Sayın Başbakanı suçlarım şeklinde bir yaklaşım üretmeye çalışırsanız bu netice itibariyle sizin amacınız insan haklarının iyileştirilmesinden daha ziyade başka bir şey olduğu ortaya çıkar. Ben de komisyon üyelerine genelde son günlerde yaptığım görüşmelerde bu hususları dikkatini çekerek daha bir teknik, daha bir nesnel bir dil kullanılması durumunda belki de ele alınmasının mümkün olmadığı düşünülen birçok hususları bile ele alabileceğimiz kanaatinde olduğumu ifade ediyorum. İnsan Hakları Komisyonu'nda arkadaşlara şunu söyledim. Burada sayısal çoğunluk belli. Eğer bu sayısal çoğunluğu da dikkate alarak çok sağlıklı bir iletişim yöntemi belirleyip gerçekten birlikte çalışabiliriz. Veyahut da sonuçta bu ortamı kavga ederiz gibi bir duruma sokulmaya çalışılırsa ben de başkan olarak durumu değerlendirip ona göre tutumumu sergiler, çoğunluğu çalıştırırım. Yani bunu arkadaşlara da söyledim ama benim arzu ettiğim bu değil. Benim arzu ettiğim yöntem birlikte çalışılsın. Meselelerle ilgili gerçekten işte politik kaygılardan ötürü insan hakları noktasında nasıl daha ileri adımları atabiliriz? Türkiye'yi daha iyi noktalara nasıl taşıyabiliriz? Hususunun çok daha öncelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun eksik olduğu kanaatindeyim. Hiçbirimiz unutmadık. 90'lı yıllarda Türkiye her türlü faili meçhul cinayetlerin, işte ülkemizin siyasi parti mezarlığına dönüştüğünün, Ahmet Kaya'nın sadece bir Kürtçe şarkı söylemek istediği için apar topar yurt dışına kovulduğunu, evet, hepimiz yaşadık. 2002'lerden sonra Türkiye tüm tabuların yıkıldığı, her şeyin konuşulabildiği, bugün Türkiye'de konuşulmayan hiçbir şey yok. Her şey konuşulabiliyor. Bakın Avrupa ülkelerinin çoğunda bunu yapmanız mümkün değil.